şarap yapımında kullanacağımız mandalinaları toplamadan önce göstermek istedim sizlere. Evet, gördüğünüz gibi birazdan dallarından toplayıp şarabımız için hazır hale getireceğiz. Evet, mandalinalarımızı topladık. Burada yaklaşık 20 kilo kadar vardı sanırım. Mandalina şarabımızın yapımına geçmeden önce kullanacağımız malzemeleri göstereyim size arkadaşlar. Öncelikle sterilize yapabilmemiz için kullanacağımız kapları ben karbonat ve sirke kullanacağım. Çoğu sitede kimyasal ürünlerle bu sterilize yapılmakta ama ben doğal olsun diye bu şekilde deneyeceğim. Şeker var. Öncelikle fermente kovamı göstereyim. Musluklu, üzerinde hava kilidi olan 30 litrelik bir damacana, plastik kova. Mandalinaları sıkmak için bir meyve sıkacağı, mezür, hidrometre, daha sonra anlatacağım nasıl kullanacağımızı, bir termometre, kuru üzüm, sıcak suda 1 saat kadar yaklaşık bekleyecek. Ben suyun içerisine koydum. Bu mayalandırma ve fermentasyonu hızlandırması için. Burada gördüğünüz gibi şarap mayası ve maya besini var. Bunları da detaylı olarak işlem yaparken anlatacağım. İki tane çay poşetimiz. Çay poşetini şimdi size kısaca açıklayayım. Çayın içerisinde tanen maddesi var. Bu üzüm şaraplarında bunu koymamıza gerek kalmıyor. Çünkü üzümün içerisinde çekirdeğinde ve kabuğunda doğal olarak bulunan bu tanen maalesef meyve şaraplarında portakal gibi, mandalina gibi meyvelerin içerisinde bulunmadığı için çay poşetlerini koyacağız. Bu bize şaraptaki çay acılığı tadını verecektir. Mandalinalarımız temizlendi, ayıklandı. Şimdi sıkma işlemine geçeceğiz. Ben çok az bir görüntü çekeceğim sıkma işlemini. Daha sonra işlem bittikten sonra tekrar çekime devam edeceğim. Evet, sıkma işlemimiz bitti. Yaklaşık 20 kilo mandalinadan tam 13 litre suyu çıktı. Bakın gördüğünüz gibi. Birazdan hidrometre ile ölçeceğiz. Bakalım içerisinde ne kadar şeker koymamız gerektiğini. Ona göre belirleyip diğer işlemlere devam edeceğiz. Biraz önce mandalina suyumuzun içerisindeki hidrometre ile ölçtüğümüzde 1040, şu parmağım ucunda görmüş olduğunuz 1040 seviyesindeydi. Bunu 13 derecelik bir alkolü olan şarap elde edebilmemiz için bunu 1100, tam şu parmağımın olduğu yere kadar getirmemiz gerekiyor. Bunun için de mandalinanın içerisine şeker ekleyip bu değerleri 1100'e getirmemiz gerekiyor. Eğer bunları yapmazsak ilk ölçümdeki 1040 değerinin karşılığı bize yaklaşık %5 alkol derecesini verecektir. Eğer evimizde hidrometre yoksa yaklaşık olarak bu değerleri elde etmek için 4-5 litre mandalina suyuna 4 su bardağı şeker olacak şekilde eritip içerisine koyarsak yaklaşık aynı dereceleri elde edebiliriz. Evet, hidrometremizde 1100 değerini, yani %13 alkol alabilmemiz için ilave edeceğimiz şekeri çok hafif suyu kaynattık. Yaklaşık 30-35 derece arası, gördüğünüz gibi 33.4 gibi. Bunun içerisinde şekeri eritiyoruz. Çok sıcak olmayacak su, çünkü içindeki bakteriler öldüğü zaman kesinlikle şarap oluşmayacaktır. Evet, istediğimiz yoğunluğu yaklaşık 2,5 litre şekerle elde ettik. Yani benim 13 litre mandalina suyuma 2,5 litre yaklaşık şekerle 1100
civarında bir ölçüm elde ettik. Evet, daha önceden sıcak suyun içerisinde bir saat bekletmiş olduğumuz kuru üzümleri kovamızın içerisinde bırakıyoruz. Daha iyi mayalansın ve fermantasyona uğrasın diye bunları bırakıyoruz. Üzümlerin arkasından 2 adet poşet çay, gördüğünüz gibi. Onları da içerisine atıyoruz ki tanem maddesini sağlaması için. Şimdi de maya besini ekleyeceğiz şıramızın içerisine. Bu besin mayanın tam verimli çalışabilmesi için gerekli azot, vitamin ve mineralleri sağlayacak. Eğer maya besini kullanmazsak şarap zayıf, kalitesiz olacaktır. Ayrıca hidrojen sülfür, yani o çürük yumurta kokusu oluşabilir. Şimdi maya besini hazırlamak için her 5 litre için 1,5-2 gram, yani yaklaşık bir çay kaşığı maya besini dökeceğiz. İyice karıştıracağız. 1 saat kovanın içerisinde üzerine bez örterek bekleteceğiz. Evet, maya besinimizi şıramızın içerisine döküyoruz. Ve karıştırarak 1 saat beklemeye alacağız. Evet, şimdi de mayamızı hazırlamaya başlayalım. Maya besinini koymuştuk. 1 saat bekleyecektim. Yarım saat geçtikten sonra mayamızı hazırlamaya başlayacağız. Çünkü maya da bir yarım saat bekleyecek. Bu yüzden ikisinin aynı anda 1 saat doldurmamız için maya yapımına başlıyoruz. Daha önceden şıramızın içerisinden almış olduğumuz yaklaşık 500-600 mililitre kadar mandalina suyumuzu ateşe koyuyoruz. Çok ısıtmadan, yaklaşık 35 derece gibi bir ısıda. Yani eğer ölçmek için bir dereceniz yoksa ılıktan biraz daha sıcak olacak şekilde ısıtıyoruz. Evet, şimdi hazırlamış olduğum yaklaşık 35 derecede olan şırımızı görüyoruz. Bunun içerisine yine maya besinde olduğu gibi her 5 litreye 1,5-2 gram, yani bir çay kaşığı kadar şarap mayamızı koyup daha sonra şırımızın içerisine ilave edeceğiz. Yaklaşık yarım saat, 30 dakika kadar beklemeye alacağımız mayamız uyanarak kabaracak. Bu mayamızı kovamızın içerisine dökerek karıştıracağız. Mayamızı bu şekilde gezdirerek ısıtmış olduğumuz mandalina suyumuzun içerisine döküyoruz. Mayamız yarım saat oldu. Mayamız kabardı, şu anda hazır hale geldi. Bunu kovamızın içerisine dökeceğiz. Besin mayası da koyalı 1 saat olmuştu. Şu anda içerisine döküp karıştıracağız. Mayamızı koymuş olduğumuz karışımızın üzerine bir tülbent ya da bezle örtüp 4-5 gün kadar bekleteceğiz. Ama bu süre içerisinde gün boyunca 2 ya da 3 kez mutlaka karıştırmamız gerekiyor. Çünkü içerisinde hem mayalanmayı hızlandırsın, hem de üstte birikecek olan posalarda küf oluşmaması için üstteki posaları dibe doğru iyice karıştıracağız. 4-5 gün sonra bu karışımı süzme işlemine geçeceğiz. Evet, bezimizle kapattık ve kaldırıyoruz. Evet, mandalina şarabımız 20 gün oldu. Hava kabarcıkları bitti. Artık hava kabarcığı çıkmıyor. Şimdi birinci tortu aktarımına geçeceğiz. Daha önceki üzüm şarabında yaptığımız gibi ben çok basit bir düzeneğimi hazırladım. Oklavaya aşağıda bir parmak kalacak kadar mesafede hortumumuzu bağladık. Bu hortum akvaryum hortumu diye anlatılıyor ama onlar çok küçük ve dar oluyor. Bu tesisatçılarda terazi hortumu diye isterseniz çok rahat bulabilirsiniz. 2 liralık, 3 liralık bir malzeme. Bakın, aşağıya aktarımızı yapacağız.
Çekime devam edeceğim. Bu aktarma klasik. Hava çekerek, yani benzin çekme gibi. Bu şekilde başlatacağız. Evet, ilk tortu işlemimiz bitti. Size içinde kalan tortuyu göstermek istiyorum. Tekrar aynı hava almayacak şekildeki kabımıza koyduk. Şimdi ilk tortudan itibaren PMS'mizi koyacağız. Benim 15 litreye yakın bir şarap hazırladım. Bunun içerisine yarım çay kaşığına yakın, yani yarım gramla 1 gram arasında PMS'yi atıyoruz. Onu, yani bu PMS biliyorsunuz kükürt, gıda kükürtü. Şarabımızın çürümemesi, yani dayanması için her aktarımda ben yaklaşık 3 aktarım netleşinceye kadar 3 aktarım yapacağım. Hava kilitli damacanımıza, bidonumuza koyduk. Buna mutlaka sıkı sıkıya kapatıp hava kilidini tekrar takmamız gerekiyor. Çünkü içeride mayalar çalışmaya az da olsa devam edecektir. Bu ilk aktarımda ben bunu 20 günde bir yaklaşık 3 aktarım yapmayı düşünüyorum. Her aktarımda da PMS'yi koyacağız. Yine çok az miktarda. Bu diğer çekmiş olduğum videoda maya besini, PMS, durutma seti, meşe küpleri nasıl, ne zaman konur? Bunlar hakkında çektiğim video var. Oradan detaylı bir şekilde izleyip bilgi paylaşabilirsiniz.